Ah ulan ah var ya, bu heriflerin ağzını burnunu kıramadık ya, ben ona yanım. Ya kankacığım, biraz sakin be oğlum, biraz sakin. Daha yeni başladık oğlum bu işe. Bir dur, patronla konuşur, hallederiz, çözeriz yani. Ya sen bu kıza bakma oğlum, bu kız hep böyleymiş. Kovar mı zaten herkesi? Ama son söz patronun. Biz kıza iyilik yapalım, kız bize bağırsın. Olacak iş değil ya, bir de beni kovuyor ha. Yok kardeşim yok, ben o şımarık kızın olduğu yerde çalışmam. Bitti, bitti. Ay Emre ya, ha bir kız için iş mi bırakılır? Ben bir sürü kaprisli kadınla uğraşıyorum her gün. Sen kadınsın kızım, kadın kadını anlar. Bizde öyle değil. Bizde kapris yoktur öyle, yumruklar konuşur bir şey olduğunda. Ay tamam Emre ya, sen bu kafayla devam et. Kankacığım, oğlum o kadar avans aldık, onu ne yapacağız? Sen devam et kardeşim, ben yokum. İyi tamam öyle olsun. Ben senin yerine senin vardiyana da giderim. Bana koymaz. Abla, ben çok acıktım. Zeynep ablam nerede? Zeynep ablam biraz gecikecek. Peki annem nerede? Annen de biraz gecikecek. Ama istersen ben sana bir şeyler hazırlayayım, olur mu? Bu arada halamla Emel nerede? Odadalar. Odadalar. Ya bunlar bütün gün fiskos yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar ki. Ha, ellerinden bir iş gelmiyor. Bari sofraya falan yardım etseler. Sen abinle takıl. Ben sana bir şey hazırlayıp geliyorum. Balkabağ gel. Çok mu acıktın sen? Aferin kız. Demek yumuşattın Fazıl'ı. Yani yumuşadı gibi işte. Bana bak. Evlilik için ilk koşulumuz o evi senin üstüne yapacak. Yoksa ben onu gömüp üstüne kat çıkarım. İkinci koşulumuz ne olacak peki? Ağırlığımcı altın mı isteyeceksin? Yok, onda zarar ederiz. Sen sıskasın, benim ağırlığımcı olsun. Başka türlü alamaz kızımı vallahi, kendi bilir. Ne oldu? Ayran gönüllü kızım, ne oldu? Ne bileyim anne ya, böyle mal mülk için evlenilir mi? Aa, kız sen hiç evlilik programı izlemiyor musun? Kadınlar adamların malı mülkü yok diye çay içmeye bile gitmiyorlar. Of, hiç içime sinmiyor benim. Kızım bak, selvi boylum, terli kavağım. Yahu biraz akıllı mantıklı ol ya, biraz menfaatini düşün. Menfaatçi ol diyorsun yani. Tabii, önce cebini düşüneceksin sonra gönlünü. Kız, kapı çalmayı bilmiyor musunuz siz be? Sofra hazırlamamda yardım edecek misiniz acaba? Hani aynı evde yaşıyoruz ya. Yavrum, biz zaten kuş gibi yiyoruz. Siz kendinize bir şeyler hazırlayın. Zaten biz geçeceğiz burada. Yani misafir sayılırız. Öyle mi ya? Çok sevindim. Ne zaman taşınıyorsunuz? Bana bak kız. Git buradan hadi. Aa, siz bize misafir olduğunuz günleri ne çabuk unuttunuz. Şu işe bak ya. Tabii, düşmeye gör. Ama bu inişin bir çıkışı var. Çıkacağım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.